Videolarım size yardımcı oluyorsa ve siz de Türkçe içeriklere destek vermek isterseniz bunu kanalıma abone olarak yapabilirsiniz. Beğeni tuşuna tıklayabilirsiniz. Beğenmediyseniz de beğenmedim tuşuna tıklamak yerine neyi beğenmediğinizi yorum olarak atarsanız yapıcı bir eleştiri yapmış olursunuz. Nasipse yine bir motor parçalıyor. Kawasaki YPZ 500 model bir motosikletimiz var. Bu aynı motor bloğu başka Kawasaki'nin başka modellerinde de var. Ama şu an aklımda olmadığı için büyük ihtimalle buralara falan bir yerlere yazarım ya da açıklamalar kısmına eklerim. Hani sadece bu model için değil, başka modellerde de burada gördüklerinizi kullanabilirsiniz. Şimdi eğer nasip olursa bu video serisi olacak. Seriler şeklinde videolar ekleyeceğim. Bir önceki olduğu gibi herhalde 1,5 saat motor toplama videosu koymam herhalde. Parça parça koyarım. Daha insaflı olurum sanırım bu sefer. Öbürü biraz hardcore olmuştu. Şimdi dediğim gibi bu motor serisi olduğu için bunun başka videoları da var. Mesela içi paslı motor, içi paslı benzin deposu nasıl temizlenir? Şu arkada benzin deposu var. İçi tamamen pas tutmuş. Onu filan temizleyeceğiz. Hidroklorik asit filan kullanacağız. Değişik şeyler. İlginizi çekecektir diye umuyorum. Hani takipte kalırsanız onun videosu falan da gelecek vesaire vesaire. Şimdi motoru bloktu. Motoru şasisten ayırmadan önce bazı tabii ki hazırlıklar yapıyoruz. O hazırlıklara geleyim. Bu taraftakilerle başlayalım. Tabii ki önce karenajları falan boşaltıyoruz. Onlara girmiyorum. Şimdi motoru bütün bir şekilde çıkartabilecek miyim? Emin değilim ama deneyeceğim. Üst bloğu olmadı. Üst bloğu sökerek devam edeceğim. Şu an için amacım motoru tamamen çıkartmak. Onun için bu tarafta yaptıklarım. Buradan başlayayım. Burada bizim ateşlememiz var. Burada bujimizin piposu var. Bujimiz buraya giriyor. Şu an gözükmese de. Bujimizin ateşleme bobini buraya bağlanıyor. Ben civatasını genelde yaptığım gibi eğer üzerinde bırakıyorsam üzerinde bırakırım. Bu şekilde. Bu buraya bağlanıyor. Bunu buradan çıkarttım. Fazla da sarkmasını falan istemiyorum. Bu şekilde koydum. Ondan sonra gelelim radyatöre. Radyatörün burada bağlantısı vardı. Yani buradan bile iki tane bileziği var. Birisi buraya bağlanıyor, birisi buraya bağlanıyor. Boşalttıktan sonra radyatörün suyunu bunları da yolumdan mümkün olduğunca çekmeye çalıştım. Radyatörün boşaltma vidası da bu motorlar için, suyunu boşaltmak için bu. Bu vidayı açarsanız radyatörün suyu boşalır. Ben söktüm tabii ki, elimle gevşettim ama buradan az önce de gördüğünüz gibi radyatör sıvısının kendisini boşaltması gerekiyor. Ama bazı durumlarda boşalmıyor ve bu çok sık rastlanan bir durum. Nedeni ne? Herhangi bir tortu vesaire buradaki bu sistemin en altında olduğu için orada tıkanma yapabiliyor. Çözüm ne? Bu vidasını çıkarttıktan sonra herhangi bir objeyi o deliğe sokup oradaki tortuyu bertaraf ettiğinizde, kırdığınızda, ben bu cımbızı kullandım, akışında sallandığını göreceksiniz. Daha önce hiçbir şey akmıyordu kesinlikle. O tortuyu dağıttıktan sonra ben radyatör sıvısını kolay bir şekilde boşaltabildim. Daha sonra geldik egzozlara. Tek egzoz haline getirilmiş. Normalde çift egzoz kullanıyormuş. Ama sonuç olarak manifoldların yeri aynı. Radyatörü çıkartmadan manifoldların vidalarına ulaşmak biraz zor ama ben çeyreklik bir lokma seti kullandım ve bu lokma setinde bu dirseği ve uzatmaları kullanarak nerede uzatma dirsek yardımıyla o ince yerlere girebiliyorsunuz. Yani radyatörü çıkartmadan da buradaki vidaları gevşetmek, özellikle arkasındakini, mümkün. Tabii ki debriyaj telini söktüm. Ne taraftan çıkartacağıma emin olamadığım için buradaki ayaklığı da gevşettim. Bu ayaklığın iki tane burada civatası var. Bir tanesi burada altta, bir tanesi burada üstte. Bunları da gevşettim. Yerinde sadece yani bir iki tur diş tutuyor. Bunu da hemen hızlı bir şekilde yerinden çıkartmak istediğim için öyle bıraktım. Şimdi hava beslemesinde böyle yan kapakları var. Bir tane burada var, bir tane karşı tarafta var. Bunların böyle burada vidaları falan var. Bu vidaları söküyoruz. Daha sonra bunu böyle alıyoruz, bir kenara koyuyoruz. Onun haricinde söktüğümüz vesaire şeyleri de ya böyle, bakın, kabloları sökmüşüm, üzerine yazmışım ne nereden çıkmış, ya da böyle poşet, bu nereden çıktı, bu nereden çıktı. Bir önceki videomu izlediyseniz CBF 150'yi, ben kağıt, plastik bardak falan kullanıyordum. Bu poşetler biraz daha mantıklı, en azından içinden dökülmez falan. Nerede kaldım? Evet, dedim, yan kapak. Yan kapağı neden çıkartıyoruz? Çünkü hava beslemeyi üstten çıkartmamız lazım. Hava besleme de yerine nasıl takılır, onunla ilgili bir video var zaten. Onu izleyin, orada görürsünüz. Ekstradan şimdi girmeyeceğim sanırım. Bu hava besleme ve karbüratörleri yerine nasıl takıyoruz, onun bir videosu var. Onu oradan izlersiniz. Gördüğünüz gibi bunların da hiçbirinin bağlantısı falan yok. Karbüratör bağlı ama. Ondan sonra bunları kaldırıyoruz. Daha sonra burada bizim sigortamızın kutusu var. Sigortamızın kutusu böyle, burada bir civatası var. Burada bir tane dişi var. O civatayı söktükten sonra dişinden bunu ayırabiliyoruz. Daha sonra isterseniz bunu sökebilirsiniz. Bu filtrenin olduğu kısım. Burada da akü var. Akümüzün olduğu yer. Akü şu an yok, çıkartmışız. Daha sonra bu kısımla ilgili, dediğim gibi, burada bir tane daha kutusu var demiştim. Bu kutunun da burada vidaları var. Vidalarını bunu söktükten sonra bunu da böyle kenara alabiliyoruz.
Daha sonra bunu yerinde tutan şey burada giriş manifoldlarının burada kavuçukları var. Onlar tutuyor. Bunu geriye ve yukarı doğru çekerek bunu böyle buradan yerinden çıkartabiliyorsunuz. Da şu an göstermeme gerek yok. Geldik bu tarafa. Yine önden başlayayım. Aynı şekilde çift silindirli olduğu için burada da bir tane ateşleme bobinimiz var ve piposu var. Aynı şekilde bu da buraya bağlanıyor. Burada kendisinin yeri var. Gördüğünüz gibi radyatörün borusunun arkasında ve civatasını yine üzerinde bırakmışım motorun. Aynı şekilde bunun da sallanmasını istemiyorum. Kablosuna zarar gelmesin. Burada manifoldun öbürünü görüyorsunuz. Vidası gördüğünüz gibi gevşek. Burada çeşitli bağlantılar var. Marş motorunun bağlantıları var. Mesela bakın üzerine yazmışım. Marş'ın şasesi. Marş'ın pozitifi burada bir yerde olmalıydı. Marş'ın pozitifi. Ondan sonra buradan neler çıkmış? Bunlar ta aşağı kadar iniyor işte. Neler var? Yağ basınç göstergemiz var. Şu aşağıda kalıyor. Ondan sonra pedalımızın sensörü var. Onun haricinde işte boşta sensörü var falan filan. Onları yerinden sökün. Bence kağıt bantla işaretleyin. Ne olduğunu bilin. İşte marş motorun bağlantılarını söküyoruz. Alternatörün bağlantıları var. Alternatörün bağlantılarını sekiyoruz. Burada aşağıda kalıyor. Daha sonra burada böyle bir kapağımız var. 4 tane civatanın tuttuğu. Onu söküyoruz. Onu söktükten sonra burada bizim boşta sensörümüz var. Boşta sensörünü de elinden çıkartıyoruz. Burada bizim ayaklığımız var. Şunu aşağı indirirsek daha açıklayıcı olacak. Burada bizim vites geçişlerimiz var. Ayaklığımız var. Burada da bağlantısı var. Bağlantısının da şöyle bir civatası var. Bu civatasını gevşetip buradaki milden bunu çekerek böyle çıkartıp kenara koyabiliyorsunuz. O da öyle. Bu tarafta da anlatabileceğim. Dişliği nasıl, zinciri nasıl çıkartabiliriz? Zinciri şöyle iki yolla çıkartabilirsiniz. Bu zincirin bir tane master linki var. Şu an çok karanlık olduğu için belki gözükmeyecek ama her neyse. İşte burada bir tane. Oo, çok karanlık. Aynen, belki seçebiliyorsanız burada bir tane master link var. İsterseniz zinciri komple çıkartın. Ben uğraşmak istemedim. Bunları boşalttım. Burada zincir gergilerini boşaltıp bunları da çözüp tekerleği eline getirdim. Tekerleği eline getirdikten sonra eğer zinciri böyle hafiften yana alırsanız, şöyle gösterebilirsem, zinciri hafiften yana alırsanız bu zincir böyle kendini boşa atıyor. Ve o şekilde de burada zinciri buradan da kurtarabilirsiniz. Umarım gözüküyordur. Yani çok kolay bir şekilde zinciri boşa alabiliyorsunuz. Hazırlık aşamaları da bunun haricinde işte motoru yerine tutan civatalar var. Motoru yerine tutan 3 tane civata var. Bir tanesi burada. Bir tanesi burada. Bir tanesi de burada. Bunun somunu yok. İşte bunları da yerinden çıkartacağız. Altını takozla falan beslerim herhalde. Tek kişi yapabileceğimi ben zannetmiyorum ama çok kasarsam yapabilirim. Buradaki bağlantıları unuttum bu arada. Burada yine radyatörün bağlantıları var. Bunları da sökerim. Unutmuşum bunları, atlamışım. Bunları da birazdan sökerim. Şasiyi boşalttık. Yani motora bağlı ne varsa şeyden söktük. Ondan sonra benim arkadaşım burada çok hoş bir şey fark etti. Motoru ben nasıl çıkartacağımı düşünüyordum kara kara yerinden. Fark etti ki burada ve burada ki civataları çıkardığımızda bu parçayı buradan alabiliyoruz. Bu parçayı buradan böyle çıkartıp alabiliyoruz. Bu parçayı çıkartıp aldığımızda da motosikletin neredeyse motoru yerinden tek yapmamız gereken çekip çıkartma. Bizim elimizde böyle bir alet var. Forklift adı her neyse. Bunun altına böyle takozlar yerleştirdik. Forklift'i yükselttik ve forklift'i yükseltince buradaki civataları boşa çıkartmış olduk. Gördüğünüz gibi parmağımla ittirdiğimde yerinden çıkıyorlar. Yani arka taraftan çekip çıkarttığımda motosikleti forklift'in altındaki bu takozlarla yerine sabitlemiş oluyoruz. Forklift'i yerinden çekip motoru yerinden çekip çıkartacağız. Eğer elinizde bu yoksa motoru yerinde yükseltecek kadar altına takozlar koyup altına kamalar çakıp bu vidaları da boşa çıkartabilirsiniz. Motoru yerine sabitledikten sonra bence, yani benim elimde bu alet olmasa, ben şasiyi motorun üzerinden kaldırdım. Motorla pek haşır neşir olmazdım yerine sabitledikten sonra. Ben öyle yapmayı denerdim elimizde bu alet olmasa. Forkliftle indirmek yeterli olmadı. Gene kol gücüyle bunu yerinden çıkartmak gerekti. Arkada
bağlantıların kulakları diyeyim ve öbür taraftaki alternatörün kapağı gene sıkıştırdı. Yani yerinde biraz ileri geri oynatıp biraz öne doğru alıp boşa çıkartmak gerekti. Daha sonra da alternatörün kapağını biraz böyle ön taraftan böyle gördüğünüz gibi kendime doğru çekip boşa çıkartmam gerekti. Şimdi yerinden artık çıkartabiliriz. Belimi ya da motoru kırmadan motoru indirme işlemini başarabildim. Mutluyum. Biraz zor oldu gerçi tahminimden ama en azından başarılı olduk herhangi bir şeye zarar vermeden. Eğer bu tarz videolarım size yardımcı oluyorsa ve siz de Türkçe içeriklere destek vermek isterseniz lütfen desteklerinizi ihmal etmeyin. Abone olmak, beğen tuşuna tıklamak bunların destek vermenin bir yolu. Beğenmediğim şeyler yaptıysam, hatalar yaptıysam, yorumlarınız varsa, istekleriniz varsa bunu tabii ki her zaman aşağı yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Eğer abone olup ve abone ol tuşun yanındaki o çan tuşuna tıklarsanız videolarımı yüklediğimde ya da yayınladığımda haberiniz olur. Eğer videolardan haberdar olmak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi de zaman ayırdığınız için teşekkürler.